Öncelikle herkese merhaba diyorum. Katılımdan dolayı bütün arkadaşlara selamlarım. Bugün 21 Eylül 2021 Kostar Armatörleri ve İşletmecileri Derneği çatısı altında gerçekleştirdiğimiz Kostar Akademi sektör söyleşimize hepiniz hoş geldiniz. Bu zamana kadar gerçekleştirdiğimiz 40'a yakın online söyleşi, panel ve eğitimle denizcilik sektörünün nabzını tutmaya burada devam ediyoruz. Aynı zamanda Türk denizcilerinin ve denizci öğrencilerimizin sorularını cevaplandırmaya ve sorularına çözüm bulmaya gayret gösteriyoruz. Bugün de deniz taşımacılığının önemli bileşenlerinden birisi olan deniz sigortalarını ve bununla birlikte en son güncellenen revizyonları konuşacağız. Uzman bir de konuğumuz var. Kendisi deniz sigortaları konusunda bilgi ve tecrübesiyle uzun yıllardır sektöre hizmet eden, sizlerin de yakinen tanıdığı Kuzey Sigorta Burakerli AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Yaşarcan. Emin Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler öncelikle davetiniz için. Katıldığınız için de teşekkür ederiz arkadaşlar. Çok güzel. Şimdi Emin Bey, biz sizinle daha evvel biraz sohbet ettik. Bugün çok verimli bir söyleşi olacağını tahmin ediyoruz. Çok da güzel hazırlandığınızı gördük. Sizi de çok fazla sunumunuzu yaparken kesmek istemiyoruz. Fakat konumuz gerçekten geniş. Bu mevzuatın içerisinde ilerlerken mutlaka dinleyici arkadaşlarımızın aklından geçen sorular olabilir. Öneriler olabilir ya da kafalarına takılan bir konu olabilir. Onları da zaman geçti diye düşünmeden arada bir size durdurup onların sorularını alabiliriz. İlgili bir açıklama da yapayım önden. Bütün izleyici arkadaşlar da konuya da vakıf olsunlar. Söyleşimiz devam ederken ekranın sağ köşesinde bulunan Q&A bölümüne sorularınızı anlık olarak yazabilirsiniz. Sunum devam ederken ilgili sorularınızı konuşmacılarımıza yönetebiliriz ve sohbet ortamında bir söyleşiyle sıkılmadan devam edebiliriz. İçerisinde birçok kural ve kaideleri barındıran ama sektörümüz için bir o kadar da önemli olan deniz sigorta mevzuatı acele getirecek bir konu değil. O nedenle soru ve cevaplara söyleşide önem veriyoruz. Ne kadar çok soru sorulursa siz dinleyicilerimiz olan sessiz çoğunluğa da o kadar hitap eder ve keyifli bir zaman geçireceğimizi umuyoruz. Ben yavaş yavaş sözlerimi Emin Bey'e bırakarak değerli görüşlerini ve sunumuna başlamasını kendisine rica ederim. Teşekkürler arkadaşlar. Teşekkürler Hüseyin Bey. İrtica konuşmayı tercih ederdim ama bu sefer de dalları budaklandığı için notlarımızı belli bir derli toplu halde oradan okumayı tercih edeceğim. Arada tabii çok akademik olmamasına gayret etmeme rağmen yine de biraz sıkıcı olabilir. Atlayarak okuyacağım, hepsini okumayacağım. Buyurun. Şimdi bu arada atlayarak önce de bir saniye slide gösterisi baştan. Önce gaz ve toz bulutu varmış gibi anlatmayacağız elbette. İşte Lloyd's'un kahvesinde bu birleşmişler vesaire falan diye ama bir tekne sigortasına, tekne makine sigortasına bir giriş yapmak gerekiyor elbette. Başlangıçta İngiliz kanunları halen geçerli de İngiltere'de evrim geçiren bir sigorta türü bu. Başta yardımlaşma sandığı şeklinde armatörler arasında bir kulüpken daha sonra bu yardımlaşma sandığından başka sigortalar da evrildi. P&I kulüpleri bu yardımlaşma sandığından ayrılarak ayrı bir kulüp olmaya başladılar. Herkes belli bir prim, aidat, prim demeyelim de aidat verdikleri zaman sene sonunda hasar gören armatörlere o havuzdan bir para ödenek verilmeye başlandı. Eskiden tabii armatörler genelde kaptanlar armatördü. %80-90'ı herhalde tahmin ediyorum armatörlerdi. Kaptanlar da armatör olan.
Dolayısıyla hasarlar daha fazla artmaya başladığı zaman hiç olmazsa karşı gemiye verilen zararın bu havuzun dışına çıkarmaya başladı. En azından dörtte birini armatör kendi cebinden çıkarsın dediler. Sonra bu dörtte bir de masraflı olmaya başlayınca üçüncü şahıslara verilen zararları kapsayan P&I kulüpleri evrildi. Bu bizim bahsi, orası da bir daire bahsi konu, başka bir şey bu. Oraya girmeyeceğiz P&I kulüplerine. Mevcut halinde 83-95 ve 2002 klozları arasında ufak bir gezintiye çıkacağız. Nihayetinde soracağımız sorular tabii ki şey olacaktır. Hangisini seçelim? Kesinlikle şunu seçin veya bunu seçini ben açıkçası ortada kalıyorum. Benim sadece alışkanlıklarım var. Ama bu alışkanlığım gerçek, yani bir tavsiye olarak değerlendirilmemesi gerekiyor. Kısaca sigortanın evriminden bahsettik. Burada bahse konu York and Firth kurallarıyla müşterek avarya ve masrafların nasıl birleştirileceğini, nasıl bölüştürüleceğini bir konvansiyon haline, anlaşma haline getirmeye gayret ettiler. Müşterek avaryayı kısaca anlatmak istersek, bu bütün bu tekne sigortalarının içinde en çetrefilli görülen müşterek avarya konuları olmakta. Çok da aman aman öcü bir şey değil. Bir dispatcher dedikleri bir avarya komiserine veriliyor. O survey atıyor. Bilerek ne kadar ne masraf yapılmışsa daha sonra yük sahibiyle armatör arasında ve kiracı arasında bölüştürülüyor. Burada müşterek avarya ilan edilebilmesi için en önemli husus, bilerek ve isteyerek bu masrafların, daha doğrusu fedakarlıkların yapılmış olması gerekiyor. Efendime söyleyeyim, yolda seyri sürfer sırasında ne diyelim? Kötü bir şey, yük var, krank kesti diyelim. Gemi sürüklenmeye başladı. Gemi sürüklenmeye başladı. Çok yakın bir tehlike var. Hemen kurtarmaya girdi. Çekildi bir limana. Ondan sonra masraflar vesaireler ortaya çıkıyor. Burada krankın değiştirilmesini bile yük tarafından isteyemeyiz. Yani burada en fazla kurtarma masraflarını isteyebiliriz. Ya da kurtarmaya girmedi, başka bir makine arızası oldu. Geçici tamiri masrafları haline girebiliyor. Ben en iyisi okuyayım, yoksa çok dallanıp gidecek. Daha sonra bu sigortanın evrimlerinde 80'li yıllarda armatörler aynı zamanda artık gemi sayıları arttı ve üçüncü şahıslara teknik ticari işletmeye dışında teknik işletme firmalarına da artık bu devir edilmeye başlandı işletme konuları. Daha sonra kolay bayrak kullanımı yaygınlaşıyor. Gemi adamlarının, geminin ve yükün güvenliğini azalttığı ortaya çıkıyor. Deniz ve çevresine verilen zararlar da artıyor. Bu nedenle bu klozlarda yavaş yavaş bir düzenleme yapılmaya başlanıyor. Efendim belli bir kurallara, kaidelere oturtulması gerekiyor. Nedir efendim? Klası %100 olacak. Daha sonra ASM çıktı, ASM'in %100 olacak. Efendime söyleyeyim, personelin yeterliliği öne çıkmaya başlıyor. 83 ve 95 klozlarını karşılaştıracağız başta. Daha sonra 95'te 2002'yi karşılaştıracağız. Bunlar evrim geçirirken aslında hep sigortalı lehine evrim geçiriyor. Ama buna rağmen bazı aleyhte, sigortalı aleyhinde olabilecek ama bence aleyhinde olmayan, daha dikkatli olması gerektiğini düşünen sigortacı lehine olan maddeler de var. Başlangıçta en önemli konular seyri sefer, sigortanın uzaması, klaslama, sigortanın sona ermesi, rizikoların tanımı, deniz kirliliği tehlikelisiyle ilgili hususlar, çatma çatışma mesuliyetiyle ilgili hususlar, müşterek avarya ve kurtarma, sigortalının dava vesaire masraflarına yönelik konular,
saniye çok iyi kullanamıyorum. Önemli hususlardan biri tazminat talebinin hasarın bildirimi, daha sonra prim iadesi, radyoaktif kirlilik istisna klozu da karşımıza çıkıyor. Bundan önce aslında biraz da başka bir konudan daha bahsetmek istiyorum. Bir tekne makine hasarı, tekne makine poliçesi yaklaşık 4 kalem hizmet sunar. Bunlar nedir? Particular average dedikleri İngilizce. Şimdi kısmi avarya, yani kasko diyeyim, yani verilen fiziki zarar, oluşan fiziki zarar, particular average deniyor. Müşterek avarya, aynı zamanda yük ve kiracılar arasında bölüştürülen masraflar hizmeti veriliyor. Efendime söyleyeyim, dava ve sahip oluyor. Bunu daha sonra biraz daha açacağım. Kurtarma, salvage kalemleri 4 tane, 5'i şimdi aklıma gelmedi. 5 tane hizmeti birden alabilirsiniz. Ve hepsine de ayrı ayrı tenzili muafiyet uygulanır. Bu arada atıyorum sigorta poliçeleri yaklaşık genel anlamda 3 ayrı kısımda değerlendirilebilir. Hepsi all risks poliçesi. Bunun tekne makine hasarları dahil olmak üzere olan her türlü risklere karşı teminat veren poliçeler. Sınırlı poliçeler. Sınırlı nedir? Bir kaza olması gerekir. Nedir efendim? Yangın, infilak, karaya oturma, topuk atma, yıldırım düşmesi vesaire, çatma, çatışma gibi konuların olması gerekiyor, kazaların olması gerekiyor. Bir de tam ziya poliçesi var. Tam ziya ve genel avarya da denebiliyor. Bu poliçelerde mesela değerini de kendiniz tespit edebiliyorsunuz. İlla ki atıyorum 10 milyon dolarlık gibi var. 10 milyon doları değil, ben 5 milyon dolarını sigortalamak istiyorum diyebilirsiniz. Ya da gemi çok yenidir, ben olsun tam ziya sigorta yapmak istiyorum diyebilirsiniz. Efendime söyleyeyim. Şimdi tam ziya poliçesi şey demek değil. Mesela ne diyeyim? Krank kesti, tamir masrafı şeyi geçti, geminin değerini geçti. Bu krank kesince karşılamıyor demek değil. Hasarın gemi değerini aşması gerektiği teminatlardır. Eskiden %100'ü geçmesi tamam deniyordu ama %80'in artık 2002 ile yeterli olabiliyor. Konumuza gelecek olursak seyri seferle ilgili. Bu bölüme iki eklenti yapılmıştır. İkinci fıkraya göre sigortalı lehine bir düzenleme, 83 klozunu esas alındığı poliçelerde kılavuz alındığında çeki yapılması alışılmış ya da yasal zorunluluk olan durumlarda sigortalılar imza ettikleri sözleşmelere sigortacının rücu hakkının sınırlandırılması ya da ortadan kaldırılması gibi iddialarla karşı karşıya kalabiliyordu. Bu anlaşmazlıklar sigortalı lehine çözülmüş oldu. Üçüncü fıkra ise personel, malzeme veya teçhizat sağlamak üzere gemiye ya da gemiden yapılan taşımalar için helikopter kullanılması bu sigortaya zarar vermez. Yani böyle de bir şey gelmedi başımıza açıkçası. Bu continuous poliçenin devamı ile ilgili eski madde, bu sigortanın bitiminde eğer gemi denizde veya tehlikede veya bir sığınma veya uğrama limanında ise sigortacıları önceden ihbar etmek kaydıyla prorata, yani orantısal olarak aylık prim karşılığında geminin teminatı varış limanına kadar devam edecektir. Yeni maddede ise bu sigorta sona erdiğinde gemi denizde veya tehlikede veya kayıp ise sigortacılara bu sigortanın bitiminden önce bildirilmek koşuluyla gemi bir sonraki limana varıp emniyete alıncaya ve limanda ve tehlikede ise emniyete alıncaya kadar aylık prim esasında teminat altında tutulur. Yeni hükme göre gemi açık denizde veya tehlikede veya kayıp ise ilk limana varıncaya kadar ve orada emniyete alıncaya kadar, gemi limanda veya tehlike altında ise emniyete sağlanıncaya kadar uzatma yapılabilecektir. Ayrıca bu uzatmanın yapılabilmesi için sigortacılara sigorta sona ermeden önce bildirim yapılması gerekmektedir. Şimdi bu çok basit gibi gözüküyor ama burada eskiden haberleşme olanaklarının kısıtlı olduğu düşünülecek olursa
Şu anda tabii saçma gibi geliyor ama eskiden haberleşme olanakları kısıtlı olduğunu düşüneceksen önemli bir maddeydi. Sınıftama, bu madde 83 klozunda olmayan yeni bir maddedir. Geminin denize elverişli bulundurulması Marine Insurance Act 30'un maddesinde örtülü bir yükümlülük olarak düzenlenmiş. Bu yükümlülük donatandadır ve buna uyulup uyulmadığı sınıflama klas müesseseleri tarafından denetlenmekte ve belgelenmektedir. Bu durum sınıflama maddesinde de ele alınmış ve düzenlenmiş. Sınıflama kurumları ve onların işlevleri 88 yılında ayrı bir kloz olarak düzenlenmiş. 89 yılında da Joint All Committee genelgeyle Institute Time Clause'a ek bir kloz olarak sunulmuştur. Dolayısıyla 83 tarihli klozda bulunmayan 95 tarihli kloza alınmış bir maddedir. Maddenin amacı genel olarak donatının sınıflama klas müessesesi ve kurallarına uyum içinde onlara gerekli özeni göstererek geminin denize elverişli halde olmasını sağlamaktır. Sigortalının sona ermesi. Bu kloz sigortada kendisiyle uyuşmayan basılı veya yazılı herhangi bir hükme karşı yürürlükte kalır. Sigortacılara yazılı olarak aksini kararlaştırmadıkça bu sigorta aşağıdaki hallerden biri oluştuğu anda kendiliğinde sona erer şeklinde başlayıp fıkraların sıralanmasıyla devam eden bir madde. Diğer maddelerden üstündür. Diğer maddelere karşı bir hüküm olsa ya da oradaki hükümlere uyuşmasa bile bu madde hükmü geçerli olacaktır. Bu da sigortacıların konuya verdikleri önemi belirtmektedir. Yine klas kuruluşların sigorta için önemli bir bu maddede bir kez daha vurgulanmıştır. İşlenmemiş günler için yapılacak prim iadesi, yatma prim iadesi gibi kavramlar geminin sigorta süresi içinde tam ziya uğramaması koşuluna bağlanmıştır. Tam ziyada bütün prim alınıyor. Bu sıralanan rizikoların içinde genelde deniz rizikoları olarak kabul edilen tehlikelerin oluşturduğu birinci fıkrayla deniz rizikoları terimi dışında yorumlanan tehlikelerin toplandığı iki fıkradan oluşmakta. Bu iki fıkra sigortalı donatan ve gemi idarecilerinin gerekeni özel göstermemeleri koşuluna bağlı olarak farklılık göstermektedir. Bu koşul yeni maddede sigortaların uzmanları idare merkezindeki müdürlerini de kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Bu biraz ters gibi geliyor belki ama aslında ilave bir önlem. Nükleer tesis veya reaktörlerin bozulması veya kazaya uğraması hükmü bu tür gemilerin artık kullanılmadığı ilçesinde klozdan çıkarılıyor. Hava taşıtları benzer nesnelerle onlardan düşen şeylerle temas ibaresi helikopter olarak ekleniyor 95'e. Daha sonra da kara taşıtları rıhtım veya liman tesis ve teçhizatı ifadesi eski evine kalıyor. Yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması ve yer değiştirmesi sırasında kazalar bölümü başka bir kısmı alınmış. Kloz'un bu kirletme tehlikesi ise, kloz'un bu maddesi sigortacıların sorumlu oldukları herhangi bir hasar nedeniyle kamu otoritesi sahip olduğu yetkiye dayanarak kirletme tehlikesini önleme veya azaltma için eylemin bulundukları sırada gemiye verdikleri ziya veya hasarı güvence altına almaktaydı. Yeni klozda kamu otoritesinin çeviriye verilen hasarı önleme veya azaltma eylemleri sırasında gemiye vereceği ziya ve hasar da maddenin kapsamına alınmıştır 95'te. Günün yakın tarihte buna benzer bir hasar yaşadı armatörümüz. Durup dururken kurtarmaya sokulması istendi. Zorla kurtarmaya sokuldu. Devlet önlem alıyor gibi bir firmayı görevlendirdi. O firmada bir bum attı geminin etrafına. Günlüğü şimdi hatırlamıyorum. Günlüğü 15 bin euro gibi bir saçma bir rakam. Ve bunu düşünün 10 günde 150 bin euro. Bir ay minimum orada kaldığını düşünecek olursanız müthiş bir rakam. Bunu tekne sigortası kapsama dahil, kurtarma kaleminin kapsama dahil içinde değerlendirilmesi yönünde bir girişimlerimiz oldu. Gerçi tekne sigortası brokeri biz değildik ama biraz anlatmakta zorluk yaşadık. Hayır bu P&I'dir, yok tekne makinedir, gidip geliyor bu. Çatma çatışma sorumluluğu.
83 tarihli Clause'un istisnalar bölümünde yer alan sigortalı geminin çatıştığı gemiler veya bu gemilerdeki mülk hariç her ne olursa olsun herhangi bir menkul veya gayrimenkul veya şeyin kirlenmesi veya bulaşması denmekteydi. Bu hükme 89 tarihli Uluslararası Kurtarma Anlaşması'nın 13. maddesi gereği çevreye verecek zararı önlemek veya azaltmak üzere beceri ve çaba gösteren kurtarıcıya verecek ücretin bu istisnanın dışında tutulduğuna dair bir ifade eklenmiştir. Bir başka deyişle kurtarma ücretinin güvence altına olduğu ifade edilmektedir. Müşterek avarya ve kurtarma. Bu maddeye neden ek yapılması gerektiği yukarıda açıklanmıştı. Buradan hareketle maddeye çeşitli fıkralar eklenmiş. Yapılan bu eklemelerle maddenin içeriği 83 tarihli klozdaki eşine göre oldukça değişmiştir. Bu değişikliklerin daha iyi anlaşılabilmesi için York Antwerp kurallarına yapılan yenileştirmeyi açıklamak gerekmektedir. 74 tarihli York Antwerp kuralları kurala göre müşterek avarya hareketinin doğrudan sonucu olan ziyan, hasar ve masraflar müşterek avarya olarak kabul edilmektedir. Bu genel kurala 90 yılında yapılan bir eklemeyle seferde veya sefer sonrası gemi veya yükteki gecikme nedeniyle navlun kaybı ve pazar kaybı gibi dolaylı zararların müşterek avarya olarak kabul edilmemesi istisnaları getirilmişti. Bu durumda 83 tarihli kloza göre müşterek avaraya dahil edilen kirlenme ve kirletme masrafları müşterek avara masrafları olarak kabul edilmesi halinde tekne sigortacıları tarafından tazmin ediliyordu. 95 tarihli klozda yapılan değişikliklerle bu olgu açıklık getirmiş olup kulüp ve tekne sigortacıları arasında sağlanmış bulunan Montreal Uyuşması gereği 89 tarihli Uluslararası Kurtarma Anlaşması'nın arkadaşlar bu slaytı e-mail adreslerinizi gönderebilirseniz biz size daha sonra posta aracılığıyla iletebiliriz. Uzun okumak eden olursa arkadaşlar verebiliriz. Sue and Labor dava vesaire. Dava vesaire masrafları hakkında bu maddenin müşterek avarya veya kurtarma maddesine yöndeş olarak değişiklikler yapılmış, aralarında uyum sağlanmıştır. Maddeden anlaşılacağı üzere telafi edici tazminat veya masrafların hariç olduğu belirtilmiştir burada. Ama bunu bilahare daha sonra açıklayacağım. Evet, tazminat talebi bildirimi ve teklif alma. Kazanın bildirilmesi veya ziya veya hasarın onarılması ile ilgili bu madde yeniden düzenlenmiş bazı eklemelerle kazanın bildirilmesiyle ilgili önem sayacak değişiklikler yapılmıştır. İlgili fıkrada 83 tarihli klozun aynı maddesinde kazanın ekspertizden önce bildirilmesi koşulu yerine sigortalı donatan veya gemi işletenlerin kazayı haber aldıkları ya da haber almış oldukları varsayılan tarihte derhal sigortacılara bildirilmesi hükmü koyulmuştur. Bunu nasıl daha sonra birazdan anlatırız. Fıkranın ikinci bölümünde eğer kaza sigortalı donatan veya gemi işletmecilerin kazayı haber aldıkları ya da haber almış olmaları gereken tarihte itibaren 12 ay içerisinde bildirilmemişse veya buna karşı bir koşulda sigortacılar tarafından yazılı olarak kabul edilmemişse sigortacılar bu kazadan dolayı olan sorumluluklarından kendiliğinden kurtulacaklardır. Maddenin son fıkrası onarım yeri ve teklifleri hakkında yapılan göndermeyle daha açık bir şekilde yazılmıştır. Yatma iptal için prim iadesi farklılığı var 83'te 95 arasında. ...95 tarihli ITC ile birlikte Institute Time Clauses Sals Restricted Perils Clauses kullanıma sunulmuştur. Bu sınırlandırılmış klozun sadece rizikolar maddesi değişik olduğu için 6. maddesinin incelenmesi ve anlaşılması açısından yeterli olacaktır. Bunlar yük veya yakıtın yüklenmesi, boşaltılması, yerlerinin değiştirilmesi sırasında olan kazalar bölümü maddenin birinci fıkrasından ikinci fıkraya alınarak gerekli özenin gösterilmesi şartıyla teminata dahil edilmişlerdir. 83 tarihli klozun ikinci fıkrasında yer alan aşağıdaki rizikolar 95 tarihli klozdan çıkarılmışlardır. Kazanların patlaması, peşaftların kırılması, kaptan gemi zabitleri ve tayfaların ihmali, kaptan gemi zabitleri ve tayfaların baratarya'ları. Baratarya Beretri
bilerek ve isteyerek vandallık yani diyebileceğimiz bir risiko teminat altına alınıyor. Burada hemen belirtmek gerekir ki kaptan, zabitler ve tayfaların ihmali ancak bunların ihmali hasarın ve yakın sebebi olduğunda güvence kapsamı dışında olacaktır. Bir başka deyişle çatma, karaya vurma ve oturma gibi risikolar güvence kapsamında olduğu için kaptan, zabitler ve tayfaların ihmali olsa bile bunların neden olduğu ziya ve hasar tazmin edilebilecektir. Zaten hasarların %80'i crew negligence olması tercih ediliyor diyeyim. Aynı ben bunu okuyamadım şimdi sanırım. Aynı uygulama şartların kırılması veya kazanların patlaması, steam gemilerden kalan konular. Bunlar da güvence altına alınıyor. Gelelim 2002 tarihli tekne klozlarına. Genelde ülkemizde 83 ve 95 kullanılıyor. Neden denilecek olursak, reasüranslarımız genelde İngiltere'de, Lloyd's'ta oluyor. Sigortacılarımız genelde onların liderliğinde sigorta alınıyor. 83 ve 95'te de ihtilaf hallerinde İngiliz mahkemeleri ve arbitrasyonu, hakemleri ele alınıyor. 2002 tarihli ise İngiltere'den biraz daha bağımsız oluyor. Bu en yeni kloz olma özelliği taşıyan bu kloz, Lloyd's kurumu bünyesindeki ortak tekne komitesi, Joint Hull Committee tarafından yeniden düzenlenen, bu kez uluslararası tekne klozlarına dönüştü. 95 tarihli ITC özellikle hasar ve tazminat konularında sigortalı aleyhine hükümler çıkardığı için eleştiriye uğramış. Bu durum birçok donatanın gemilerin ya da bir önceki 83 tarihli ITC ya da Amerikan Enstitü klozları veya Norveç tekne sigortası koşullarıyla sigortalatmaya yönlendirdi. 2002 ile sigorta teminatına açıklık getirilmesi, bütün dünyada kabul edilen gelecek şekilde sözleşme koşulları tesisi, böylece Londra piyasasının nakliyat tekne sigortalarındaki liderliğinin pekiştirilmesi amaçlanmaktadır. 2002 Institute Hull Clauses, ana sigorta koşulları, ek klozlar ve hasara ilişkin hükümler olmak üzere 3 ana bölümden toplam 53 klozdan oluşmaktadır. 95'te tabii ki en büyük handikap nedir? Süperintendentların gemiye gelen kara personelin hataları, zararları, onlardan oluştuğu düşünülen zararlar kapsam altına alınamamaktadır. 95-2002 kloz arasındaki farklara gelecek olursak, genel olarak bir, bu kloz sigorta sözleşmenin kapsamını ve tabi olduğu hukuksal düzenlemeyi belirlemekte ve 4 ana alt klozdan oluşuyor. İlgili A, ilgili sigorta sözleşmesinde 1. bölüm, 2. bölümün ilgili klozlarıyla 3. bölümle hükümleri uygulanacak. Bunu bilahare açıklamam gerekecek, o yüzden geçmem gerekiyor. Sigorta sözleşmesi İngiliz hukuk ve uygulamasına tabi olacaktır. Sigorta sözleşmesi aksi kararlaştırmadıkça İngiliz Yüksek Adalet Mahkemesi özel yargılama yetkisine tabi olacaktır. İlgili sigorta sözleşmesinin herhangi bir hükmünün batıl veya yürürlüğe konuluyor olması. Şunu nasıl indirebileceğiz? Sedat Bey. Bunu indiremiyorum ben. Buyurun Emin Bey. Şurada bir panel var. Paneli okumamı engelliyor. Bunu nasıl yapıyorum? Normal masa üstünüzdeki paneli direkt aşağı sol taraftaki küçük çizgiye basıp indirebilirsiniz. Normalde size engel olmaması lazım. Çünkü biz de ekranı tam görüyoruz. Başardım. Tamam. İlgili sigorta sözleşmesinin herhangi bir hükmünün batıl veya yürürlüğe konulamaz olması sözleşmenin diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir. Emin Bey, bu arada bir hem araya gireyim hem de sizi soluklamam. Zannedersem 1983, 1995 ve 2002 kuralları tamamladınız. Şimdi Evet. Bizim aklımıza şöyle bir soru gelir bir donatan olarak. Biz bu kadar işin içerisinde değiliz ama
sizin gibi bu işi bilen insanlardan öğrenmeye çalışıyoruz. Acaba şöyle bir kafamıza soru takılmış olsa buna ne söylersiniz? İşte 1983, 1995 ve 2002 kuralları arasındaki farkları sizler daha iyi biliyorsunuz. Acaba Türk denizciliği için, biz armatörler için hangi kural bizi daha iyi korur? Biz hangisini seçmeliyiz? İki, armatörler bunlarda herhangi birini seçmekte serbest midir bir poliçe yaparken? Üçüncü sorum da burada bu klozlar bize sigorta şirketi tarafından dayatılabilir mi? Yani biz artık 2002'yi kullanıyoruz ya da biz artık 1995'i geçtik. 85'i artık kullanmıyoruz, 83'ü kullanmıyoruz diye bize dayatma yapabilirler mi? Biz serbest miyiz bu kuralları seçmekte? Şimdi gemimizin değerine, sefer sahasına göre tercih edilen sigortalar olabilir. Bütün bu demin kısaca bahsettiğim 83, 95, 2002 dışında Alman, Norveç, Fransız, Amerikan, Japon çeşitli wordingler bulunmakta, metinler bulunmakta. Her biri bizimki, tabii ki bizim yoğurt ekşi denmez de her biri bizimki daha iyi diye yola çıkıyor ama benim şahsi olarak alışkanlığım 83'ü tercih ediyorum ben. Niyeyse yani kostal olarak bakacak olursak ben 83'ü tercih ediyorum. Niye diyecek olursanız çok şu sebepten diyeceğim bir şey değil. Alışkanlık diyeyim ben kısaca size. Bu konular 83'ü seçtiğimiz için ben şimdiye kadar hiçbir problem yaşamadım. Öteki taraftan da keşke 95'i 2002'yi seçseydim diye bir şey olmadı. Bizim hasarlarımız Koster armatörleri olarak maksimum 10 milyon dolar diyeyim. Yani genelde gemilerin değerleri oluyor. Yaşlarımızda biraz yaş ortalaması sanırım yanlış hatırlamıyorsam 16, 16 ya da 22 gibi bir şey diye hatırlıyorum. Dolayısıyla çok saçma şansımız yok Kostan Armatörü olarak. Bunların içinde de 83 bizim için daha doğru olduğunu düşünüyorum. Bizi daha iyi koruyor diyorsunuz değil mi? Ya Evet. da bir hasar karşısında ya da teminatımıza bir zeval gelmesi durumunda kendimizi daha iyi mi savunabiliriz diye mi? Evet, yani daha iyi savunabiliriz. Daha çok denenmiş, daha çok yük sigortacıların daha çok bildiği aynı zamanda müşterek avarya durumlarında. Tercih meselesi. Tabii tek tek okuyup bakınca 95 daha iyi, 95 model yapalım falan gibi belki düşünülebilir ama bence 83 daha iyi. Daha önce belirttiğim gibi enspektörlerin hataları çok geniş bir şey. Yani diyebilirler ki 95'te enspektör vaktiyle zamanında düzgün ziyaretler gerçekleştirmemiş. Bu jurnaller böyle kalmış denilebilir yani. Bu da böyle bir riskoyu almayı tercih etmedik açıkçası. Evet. Peki aklıma hemen bununla ilgili hemen bir soru daha geldi. Mesela biz Türk denizcisi olarak poliçede kullanılan kuralların acaba Türk hukukuna göre olmasını mı yoksa İngiliz hukukun olmasına göre tercih etmeliyiz? Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hangisini Yani bu denenmeyle, tecrübe edilmeyle, evrim geçirmeyle ilgili bir şey bu. Türk genel şartları, sigorta şartlarını ben henüz ısınamadım diyeyim. Ama genelde sigortalarımızı %90 yurt dışından yapıyoruz. Dolayısıyla Türk genel şartlarına da alışık değilim ben. Kısaca onu söyleyeyim. Yani iyi bir şey ya kötü bir şey söylemek istemiyorum. sanırım o zaman global olarak dünya Yani üstü. bu İngiliz hayranlığından kaynaklanmıyor. Bu atıyorum Yunanistan'da gelişmiş olsaydı bu sigorta. Yani onların denenmiş bir şeyden hukuk sisteminde dosyanın görülmesini tercih ederdim. Yoksa burada ülkemizde maalesef koridorlarda kaybolabiliyorsunuz kalkabiliyorsunuz.
Evet, denenmiştik, tecrübe başına gelmiştik. Bir sürü insanın kafa yorması, hukuk sisteminin buna göre çalışıyor olması, birçok case yaşanmıştık. Evet. Peki buyurun devam edebilirsiniz kaldığınız yerden. 95 klozundaki 6 nolu kloz aynı yapıya sahip. Bu klozun birinci bölümünde 95'teki yük yakıtın yanı sıra kumaya ve yedek parçalar da ilave edilmiştir. Ek olarak 95'te tava taşıtı, helikopter ya da benzeri nesneler, bunlardan düşen nesler klozu birinci bölüme taşınmış. Burada sayılanlara uydular da eklenmiştir. Klozun ikinci bölümünde ise üç önemli değişiklikler görülmektedir. Bunlardan birincisi patlayan kazanın ya da kırılan şartın onarım veya yenileme masraflarının teminat dışı olduğunu bölümde açıkça ifade edilmesidir. İkinci değişiklik ise gizli kusura ilişkin klozun metne dahil edilmesidir. Bu bölümde tekne veya makinalardaki herhangi bir gizli kusurun neden olduğu zararın söz konusu gizli kusurun giderilmesi masraflarını aşan kısmının teminat kapsamında olduğu ifade edilmektedir. Üçüncü değişiklik ise son kısımdaki gerekli özeni göstermesi gerekenler arasında 95 metninde yer alan ve büyük eleştiriliğe uğrayan görevliler süperintendans karadaki yönetim demin bahsettiğim konu. Kiralanmış leased equipment, bu yeni klozda sigortalıya ait olmayan ancak kiralanarak gemiye yerleştiren donanım ve aletlerin teminat dahilinde bir rizikonun gerçekleşmesinden ileri gelen ziyan ve hasarlar sigorta kapsamının altına alınmaktadır. Nedir efendim bu? Bir duba üzerine offshore deniz inşaatları yapılacak mesela. Bir dubanın üzerine bir vinç monte edilmesi kiralanmış ekipman oluyor. Bu da bu poliçe kapsamında teminat altına alınabiliyor. Çıkartılan parçalar bu klozda yeni olup gemiden herhangi bir nedenle çıkartılan parçalar için temin edilen rizikolar itibariyle sigorta koruması sağlanmaktadır. Çatma sorumluluğu 95'teki 8 nolu klozunkuyla hemen hemen aynı olup önemli sayılacak tek değişiklik adli hukuki masraflar, dava masrafları teminatının sigorta değerinin %25 ile sınırlandırılmasıdır. Müşterek avarya ve kurtarma ile ilgili kısımda ise 95'teki York Anvers kuralları hükümlerine gönderme yapılırken bir kısmı hariç tutulmaktadır. Bunları uzun uzun açıklamak gerekiyor. Seyri sefer hükümleri 4 ayrı klozdan oluşmaktadır. Geminin sigorta sözleşmesinin yük, faaliyet türü ya da sefer sahasına ilişkin hükümlerini ihlal edecek biçimde denize açılamayacağını, kullanılamayacağını belirtmektedir. Bir diğer kloz ise sigortalının yerel hukuk ve uygulama uyarınca kabul durumunda olmadıkça kılavuz, romorkör ve bunun gibi sorumluluğunu sınırlayan ya da ortadan kaldıran kılavuzluk veya mutat çekme sözleşmelerini kabul etmeyeceği hükmüne bağlanmaktadır. Diğer klozda geminin denizde bir liman aracı dışında bir gemiye gemiden limbo da kullanılamayacağını ifade edilmektedir. Breach of Navigation, bu klozda hükümlerinden herhangi birinin ihlali halinde sigortacılar ihlal dönemi sırasında bir kaza ya da olaydan ileri gelen ziya, hasar, sorumluluk ya da masraftan dolayı sorumlu olmayacaktır. Meğer ki böylesi bir ihlalden haberdar olur olmaz, sigortacılara bildirimde bulunulmuş ve teminat koşullarında değişik ve ek prim talebi kabul edilmiş olsun. Böylece artık daha önce olduğu gibi bir warranty ihlalinden değil, bir hüküm provision ihlalinden söz edilmekte ve bu ihlal yükümlülük ihlalindeki gibi sigorta sözleşmesinin geçersiz olmasına yol açmamakta. Sadece teminat ihlal süresince askıya alınmaktadır. Klas ve ASM yine var. Management devreye giriyor. Bu klozun başında sigorta sözleşmesinin diğer hükümlerine göre üstün nitelik taşıyacağı belirtilmekte. 95'te paralel hükümler içeren klozlar var. Farklı olarak 95'ten sigortacılar
yazılı olarak aksini kabul etmedikçe geminin yüklü ya da yüksüz sökülmek veya sökülmek üzere satılmak niyetiyle denize açılması halinde sigorta teminatının otomatik olarak sona ereceğini ifade etmektedir. Eski klozda tazminata esas alınması öngörülen hurda değer kavramına yer vermemektedir. Yine yönetim kısmında sigortalı donatan ve yöneticiler sigortanın başlangıcında veya devamı süresince geminin bayrak, devletinin inşaat, uyarlama, donanım, işletme gibi yasal zorunluluklarını, klas kuruluşlarının kaza ve gemideki kusurların bildirimine ilişkin sistemlerini yerine getirmekte yükümlüdür. Bu yükümlülük ihlali halinde sigortacının bu ihlale bağlanabilecek hasar, sorumluluk veya masraf için sorumluluğu ortadan kalkmaktadır. Tenzili muafiyetler de en önemli konu. İlave makina hasarı muafiyeti konulabiliyor. Bu alt klozun ifadesinde isteğe bağlı olduğu ve uygulanabilmesi için bir makine ek muafiyet rakamı belirlenmesi gereği anlaşılmaktadır. Yine bu tenzili muafiyetler kısmında denizdeki bir limbo ya da hafifletme, yükleme, boşaltma işleminde meydana gelecek zarara ilişkin hasar taleplerinin tek bir kazaya bağlı olarak değerlendireceği belirtilmektedir. Yani tek muafiyet uygulamıyor. CTL 95'teki aynı adı taşıyan klozda kıyasla önemli bir değişiklik. Hükmü tam ziya belirlerken tamir masraflarının sigorta değerinin %100'üne değil %80'ine karşılaştırılması gelmesi yeterli olmaktadır. Neden böyle bir şey güdülüyor? Tamir masraflarının hesaplanması başlandığında genelde zaten düşünülenin çok daha üstüne çıkıyor masraflar. Dolayısıyla bu ameliyeden kurtarmak için konulduğunu düşünüyorum. İptal iadelerinin sistemi biraz değişti. Aynı filoda, aynı poliçede birden fazla gemi varsa, 26 tane gemi var diyelim, hepsi ayrı ayrı değerlendiriliyor. Her bir gemi ayrı değerlendiriliyor. Several liability, Londra piyasasında daha önce de standart biçimde kullanılan bu yeni klozda teminat sağlayan sigortacının zincirleme değil münferit olarak sorumlu oldukları ve yükümlülüğünü tamamen ya da kısmen yerine getirmeyen bir sigortacının payı için diğer pay sahibi sigortacının bir sorumlu olmayacağı yer almaktadır. Yani şimdi ülkemizdeki sigortalarda genelde tek bir sigortacı oluyor. Arkasında bir asuransı tanımak zorunda değiliz. Bu Lloyd's'taki poliçelerde ise bir poliçede bir kabul notta 78 tane imza sahibi underwriter altına imza atan sigortacı bulunmakta. Onunla ilgili bir madde bu. Affiliated companies yeni bir kloz alıp sigortalı geminin sigortalıya bağlı bir şirket tarafından kiralanması veya teminat kapsamında bir tehlikenin gerçekleşmesi sonucu hasarlanması halinde tekne sigortacının söz konusu gibi kiracılarına karşı olan vücudu halefiyet haklarının gemi kiracısının sorumluluk sigortasından yararlanma hali dışında feragat edecekleri hükme bağlanmaktadır. Yani bir geminiz makinesi sustu, sürüklenmeye başladı. Diğer geminiz geldi, onu çekti, götürdü limana. Diğer geminiz bir kurtarma yapmış gibi ödeme alabilir. Ama bu senin geminiz zaten denilemez. Radyoaktif bulaşma istisnasına bir düzenleme getirildi. Aynı şekilde kimyasal, biyolojik, biyokimyasal, siber ataklarla ilgili hariç tutulan konular. Yani uzaktan kumandalı gemiler çıkıyor ama siber saldırı olduğunda zaman herhangi bir şekilde bu hasarı karşılanmayacağını söylüyor ama değişecektir. ...2002'deki ilave klozlar gene aynı şekilde seyri sefer limitleri, Bering Denizi geçişi, yeniden çalıştırma koşulu sistemi, helikopter kullanılması, prim ödemesi,
çatma çatışma sorumluluğu, sabit yüzer nesnelere çarpma, yatma edene, müşterek avare, ilave periller, tehlikeler. Bering Boğazı'na gitmeyiz herhalde. Yeni olan bu klozda geminin uzak doğuya gidip gelirken Bering Denizi'nde ancak güncellenmiş hidrografik haritalar bulundurarak belirli yerlerden giriş çıkış yaparak ve klozda sayılan işler vaziyette donanıma ve bunları işleyecek personel sahip olma koşulları seyir seferde bulunacağı belirtmekte. Buz denizi buzla erimeye devam ettiğinde daha çok kullanılacak demektir. Bu yeniden çalıştırma konusu, bu klozda yeni olup geminin ardışık 180 günü aşan bir yatma döneminden sonra yatma yerinden kendi gücüyle ayrılabilmesi veya seyir seferde bulunması için sigortalanan klas kuruluşu ya da sigortacıların uygun gördüğü bir ekspere gemiyi inceletmesini ve önerilen onarım hususuna yerine getirilmesini koşul olarak görmektedir. Prim ödemesi ile ilgili olarak burada daha çok brokerlara görev düşüyor. Onların daha çok okuması gerekiyor. İhbar süreleri var, fesih süreleri var. Üçüncü kişilerin contract rights and third parties. Bu yeni klozda kurtarma yardım faaliyetlerde bulunanlar ya da onların firmaları gibi üçüncü kişilerin aksi kararlaştırmadıkça sigorta sözleşmesinden yararlanamayacağı açıkça belirtilerek kloza adını veren 99 tarihli yasanın buna olanak veren hükümlerini geçersiz sağlamaktadır. Çatışma sorumluluğu. Yeni ve isteğe bağlı olan bu klozda sigortacıların yazılı olarak kabul etmeleri halinde çatışma sorumluluğuna 3/4 yönüne 4/4 olarak da genişletilebiliyor. Sabit ve yüzer nesnelerin fixed and floating objects ile ilgili bu klozda sigortalı isteğe bağlı olarak sabit ve yüzer nesnelere verilecek zarardan doğan sorumluluğu teminat kapsamını almak amacıyla bu klozda kardeş gemi klozunu değiştirme olanağı sağlanmaktadır. Böylece standart tekne poliçesinde teminat dışında kalan sabit ve yüzer nesnelere verilecek zarardan ileri gelen sorumluluğu teminata dahil etme olanağı doğmaktadır. Yatma iadeleri tekrardan düzenlendi. Müşterek avareyi kapsayan burada en önemli konu büyük taraf bu klozda belirli bir tutarın altında kalan müşterek avare olaylarında Small General Average Absorption Clause deniyor. Büyük gibi manfaatlere başvurmaksızın müşterek avarenin tümünün tekne sigortacı tarafından karşılanması ve böylece gereksiz işlemlerden kurtulmak amaçlanmaktadır. Bu maddeyi şiddetle tavsiye etmekteyiz. Armatörlerimiz müşterek avaradan mümkün olduğunca ilan etmekten mümkün olduğunca kaçınırlar, kaçınmaları gerekir. Hele şu right çıktıktan sonra ve Lloyd's Maritime Intelligence raporlarda her türlü kazanın kayıt altına tutulması sonucu bütün iz gemilerin ve armatörün işletmenin izleri belli oluyor. Kimse müşterek avaraya ilan etmiş bir gemiyle çalışmayı aman aman istemez. Tabii şu anda armatör piyasası, kiracı piyasasında olduğu zaman bunu daha çok göz önünde alınabiliyor. Müşterek avaraya bu poliçeye Small General Average Absorption Clause koyulduğu zaman genelde 150-200 bin dolara kadar yük tarafından alınacak parayı, ödemeyi otomatik olarak tekne sigorta poliçeniz karşılıyor. Bunu alabiliyorsanız mümkünse 3-5 demeden alınmasını şiddetle tavsiye ediyoruz. Yine ilave additional perils clause'undan 95'te hemen hemen aynı maddeleri içeriyor. Clause'da sigortacıların yazılı kabulü koşuluyla sigorta konusuna zarar vermeleri halinde patlayan kazan veya kırılan şartın tamir ve ikame masrafları gizli kusurun giderilmesi ilişki masraflar ve herhangi bir kazaya yetersizlik, negligence ya da yanlış karar sonucu gemini uğrayacağı ziyan ya da hasar teminatına dahil edilmektedir. Burada önemli bir değişiklik. Kaptan, zabit ve mürettebat veya kılavuzların bu alanda donatan sayılmayacakların dolayısıyla kapsamı altında olduğunu altı çiziliyor. Claims provisions
Bu konuları açıkçası daha çok brokerların bilmesi gereken konular. İleride sizlere bunu gönderebiliriz bu şekilde. Buradaki hasar elleşlemesinin zaten yapılan sisteminin yapılan yöntemin sisteme bağlanmasını kısaca anlatılmaktadır. Nedir efendim? Avarya komiserinin atanması, dispatcher'in atanması. Şimdi bunları devam etmek istiyorum ama dinleyici sayımız hala aynı olacak. Çok da sıkılınabilir diye düşünüyorum. Peki Emin Bey, o zaman ben size bir soru sorayım da biraz havaya dağılayım. Bence soru cevabı geçelim. Evet. Bu arada bize soru sormak, Emin Bey'e soru sormak isteyen arkadaşlar varsa ekran sağ köşesinde Q&A bölümünden bize soru sorabilirsiniz. Biz onları okuyabilir ve anında cevap verebiliriz sizlere. Peki Emin Bey, sizin samimiyetinize güvenerek bir şey sormak istiyorum. Siz amatör olsanız Türkiye'de Türk sigorta şirketleriyle mi ya da yurt dışında yabancı sigorta şirketleriyle mi bir poliçe yapmak istersiniz? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Şimdi mesleğimizin, biz armatörüz. Biz kendimizi armatör olarak değerlendiriyoruz. Her ne kadar sigortacı olsak da biz denizciyiz. Denizciliğin bana göre en önemli konusu, dünya bizim oyun alanımız. Dilimiz, tek bir dil var, İngilizce. Kurallar belli. Bir armatör şirketimiz bugün İstanbul'da kapatıp gidip Karadağ'da şirket açıp aynen devam edebilir. Ya da İtalya'da ya da başka bir yerde. Charter partiler belli, tekne sigorta poliçeleri belli, P&I'lar belli, dil belli. Yani bu şeyin, bu mesleğin ne dini, ne cinsiyeti, ne dili, ne başka, uluslararası bir iş bu. Dolayısıyla yabancı demek, kullanmak, kelimesi kullanmak zorundayız ama bize hiçbir şey yabancı gelmiyor artık. Yani biz, sanki bizim gibi geliyor. Dolayısıyla yabancı mı, Türk mü diye değil de yerel mi, uluslararası mı diye bakacak olursak ben yerele pek yönelemiyorum. Çünkü yaptığımız iş uluslararası. Bir gemimiz, atıyorum, bir gün Poti'deyse ötekisi Süveyş'i geçiyor olabilir ya da işte İngiliz kanalı, Manş Denizi'ni geçiyor olabilir. Dolayısıyla bir hasar çıktığı zaman sigortaya haber veriyorsunuz. Atıyorum, ya Saffet abi nerede kaldı gibi bir durum yok yabancı sigortacılarda. Uluslararası sigortacılarda diyor. Otomatik sistemleri var. Bir telefonla en yakın ajantesine, Lloyd's agent ya da muhabirine ajanta bildirip surveyor'a bir an önce gönderebiliyor. Ya da bir kurtarma durumuna düştüğünüz zaman hemen ilgili refleksleri devreye girip sizin için kurtarma robotör firması aramaya başlayabiliyor. Dolayısıyla Türkiye'de yabancı değil de ben daha çok uluslararası sigortacılarla çalışmayı tercih ederim diyebilirim. Dünya artık ama, global oldu. Yani o yüzden Türk veya yabancı kelimesini pek kullanmak istemiyorum. Sigortacı ya, o da onlar da bizim yani sonuçta. Bir de şey var tabii ki, buradaki ülkemizdeki sigortacıların bir dezavantajı, BSM bir vergi var, bankacılık işlem, sigortacılık işlem vergisi. Hemen hemen her şey aynı olsa bile %5 pahalı olabiliyor. Yani rekabetçi olamıyor. %5 vergi veriyor sigortacılarımız. Biz vergi veriyoruz daha doğrusu. Dolayısıyla bir çok rekabet edebilecek bir durumları yok gibi geliyor ama. Yani yurt dışı sigortası daha ucuza gelebiliyor bazen.
Şimdi tabii bu gemi sayısı da önemli. Filo'daki gemi sayısı yüksek olursa Evet. tabii ki primler de ona göre daha düşük oluyor. Evet. Tabii sigorta şirketleri mutlaka kendilerine göre bir hesap aritmatiği var. Peki Evet. bu arada bakıyorum soru sormak isteyen var mı diye herhangi bir sorumuz şu ana kadar çıkmadı. O zaman ben merak ettiğim bir soruyu daha size sorayım. Buyurun. Tecrübelerinize göre Türk armatörleri en çok Türk brokerlarla mı poliçe imzalıyorlar yoksa yurt dışındaki yabancı brokerlarla mı poliçe imzalıyorlar? Sigorta şirketi için söylemiyorum. Aradaki broker yönünden biz hakim olan rüzgar ne tarafta acaba? Ülkemizde brokerlar uluslararası diğer brokerlarda diğer ülkelerdeki brokerlardan bence kat ve kat gömlek ve gömlek üstünler. Özellikle servis konusunda çok üstünler. Yani claims handling artık armatörün ofisinde bir başka odada oturuyormuş gibi biz dosyaları Türk brokerlar elleştiriyorlar. Yurt dışındaki brokerların bu refleksleri yok. Hatta bize şaşırıyorlar. Ya bunu da mı sen ayarlıyorsun? Bazen gemiye gittiğimiz yurt dışında gemiye gittiklerimiz oluyor. Surveyor'dan önce gemiye gidiyoruz. Dosyaları inceliyoruz. Eksik aksak bir şey var mı ona bakıyoruz. Ama jurnalde şu eksik, şunu bak, makine jurnalini tam tutmamışsın, biraz şunu yağla falan diyoruz. Yani biz fersah fersah öndeyiz. Yunan armatörlerin brokerları ise neredeyse hiçbir servis vermiyorlar. Şoförlüğünü ve yemekte kapı tutuculuğunu yapıyorlar. Yani çok ilginç gelmişti bana. Yani Yunanistan'da broker enflasyonu var. Ülkemizde bir elin parmaklarını geçmez. Yabancı brokerlarla çalışanlar var elbette. Ama biraz duygusal sebeplerden kaynaklanıyor. Ama Koster armatörlerimizin yabancı brokerla çalıştığını pek şahit olmadım. Evet, aslında bu konuda herhalde ücretsiz bir danışmanlık veriyormuş gibi ben de hissettim değil mi? Evet, ücretsiz zaten verilen hizmet yani ücrete tabi değil, olamaz da zaten. Ama diğer ülkedeki brokerlar bu hizmeti gördükleri zaman ya siz bu işinden para mı kazanıyorsunuz diyorlar. Aslında biz tecrübelerimizi şey yapıyoruz, paylaşıyoruz. Öyle oluyor. Peki yine bakıyorum herhangi bir Sunumumuz pek başarılı olmadı herhalde. Hiçbir soru alamadım. yine ben size başka bir soru daha sorayım. Buyurun. Şimdi sigorta şirketleri genelde hasar ödememe ya da olduğundan daha az ödeme yapma gibi anlaşma yollarına başvuruyorlar. Genellikle kısacası kurtulmaya çalışıyorlar. Fakat bir denizcilik şirketleri ise brokerleriyle bir bütün olur. Önce broker, sonra sigorta şirketi diye başlarız. Yani brokerlere sigorta şirketinden daha fazla güveniyoruz. Bunun birçok örneği de var. Bu brokerimiz Teveccühünüz. evet, bize teşekkür ederiz. Bize kötü koşul, yani bu brokerimiz bize kötü koşul sunmaz ya da anlaşmada muallak yer kalmaz ya da ne bileyim hasar anında hasarımız karşılanır ya da hakkımızı sonuna kadar koruyacaktır. Gerekirse brokerin mevcut sigorta şirketi üzerindeki ilişkisine göre belki de bir hatır ödemesi ya da iyi niyet ödemesi bile yaptırabilir gibi bir beklentilerimiz var. Gerçekten biz brokerimize güveniyoruz. Zaten sizin de anlattığınızda bunu doğrular nitelikte. Önce bir broker, sonra sigorta şirketi. Buna ne dersiniz bu ilişkiye? Koster armatörlerimiz için doğru. Çünkü değerlerimiz belli, sayılarımız belli. Ama büyük bir filoda kim zaten herkes rekabet içinde, bütün sigortacılar rekabet içinde. Broker'un pek önemli kalmıyor. İşte belli bir tonaja gelince atıyorum yarım milyon deadweight'in üstüne çıktığın zaman zaten sigortacılar brokerları da geçiyorlar. Brokerların şeyi önemi biraz azalıyor. Ama bu yaş grubunda ve tonajında Koster armatörlerimizin başta broker seçiminde önem verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sizin zamanınız yok. Tek tek sigortacılar hiçbiri doğru size gelmiyor. Efendime söyleyeyim.
yani büyük bir geniş büyük hacimli bir armatörün ofisinde her ay bir sigortacı olur yurt dışından gelen. Ama Koster armatörlerimizde bu yok. Dolayısıyla piyasanın nabzını tutan ancak brokerlar oluyor. Sizin vaktiniz olamaz. Her ne kadar sigorta kalemi sizin running costların içine %15'e kadar varıyor olsa bile yine de buna vakit ayırmanız çok doğru değil zaten. Broker seçimi doğrudur. Evet. Öncelik gelebilir. Evet. Aslında broker kelimesi de sevmiyorum. Bir yandan bakacak olursa. bir nevi aslında biz emanetçiyiz diye bakıyorum. Yani bu servetler göz nuruyla malcanın yongasıdır derler. Oluşturulmuş bu denizde yüzen iki kişiye, üç kişiye teslim edilmiş gemiler, vasıtalar. Yani bunun emanetini almak zorundayız ya. Yani. Evet. Daha zaten, çok emanetçilik olarak görüyoruz. Zaten armatörler niçin sigorta yaptırıyorlar gemileri? Başlarına bir kaza, bir olay, bir şey geldiğinde evet. Kendini güvence altına almak için. Evet. Tabii sonuçta da beklenti olarak da bu hasarın karşılanmasına ya da bu sorunlar kurtulmayı bekliyor. Ben kötü bir sigortacıyla karşılaşmadım ya, doğrusunu söylemek gerekirse. Yani ödememeye çalışan bir sigortacı bilmiyorum, şanslıyım herhalde, pek karşılaşmadım. Armatör tatminine hasarın ödenmesi önem teşkil ediyor bizim için. Tamam, şu kadar ödendi ama yani tam yerine koyamıyorsa servetini, kaybolan servetini, pek tatmin olunmuyor. Çok da aklı etti sigortacı da görmedim. Bazen müferiden bazı o sigorta şirketlerinde çalışan bir kadın, bir adam böyle bir gıcıklık yapıyor olabilir bazı durumlarda ama şirket politikası göre ödemeyeceğiz diyen bir sigortacı açıkçası ben şanslıyım galiba. Bu 25 senede görmedim. Evet. Tabii gemiler yenilendikçe miktarları da artmakta, değerleri artmakta. Tabii değerlendikten sonra da armatörler daha iyi sigortalara, ratingi A2, A3 olan ratinglere gitmek istiyorlar. Tabii dolayısıyla kalite de artıyor. İyi sigortaya gittiğinizde de gerçekten siz de iyi bir armatörseniz, geminizi gerçekten denize elverişli tutabiliyorsanız zaten sigorta için herhangi bir sorun karşı karşıya kalmıyor. Herkes görevini yaparsa sigorta müessesesi de, prim müessesesi de her şey yolunda gidiyor. Herhangi bir soruna karşı karşıya kalmıyor. Evet. Hatta yani geçenlerde bizim rekorumuz 15-16 gündü. Tamziya hasarın ödenmesi. Onaylanması. Geçen aylarda bir gemi tumba olmuştu da toplam 3 iş gününde makbuz ibraname gönderdiler. Yani ben de şaşırdım bu kadar çabuk olmasına. Yani sigortacılar da ödeyerek reklam yapar. Reklamın bir parçası olmak istiyorlar. İyi hasar elleştirerek, zamanında daha çabuk ödeyerek kendi reklamlarını yapmanın da peşinde açıkçası bu arada. Evet, demek ki kendi kapılarında herhangi bir soru işareti kalmamış. Evet. Armatör basiretli bir armatörmüş. Gerekliliklerini yerine getirmiş. Evet. Ama kaza sonuçta yaşanmış. Bunun adı kaza. Evet. Olay kaza. Gerçekten gayet güzel bir kapanış olmuş. Bu arada gayet iyi gidiyoruz esasında. Katılımcı sayımız hiç düşmeden olduğu yerde duruyor. Başından beri de böyleyiz esasında. Siz dikkat etmiyorsunuz ama biz dikkat ediyoruz. Esasında ben sıkmamaya çalışıyorum da o yüzden yani 3 kişi bile bazen dinlese, soru sorsa işe yarıyorum duygusuna da duygusunu yaşamak isterim de. Ne düşünün siz bir case'i 3 günde toparladınız, 16 günde bitirdiniz. Biz de demek ki sizin sunumunuzla birlikte güzel şeyler anlatmışız ki çok fazla insanın kafasında soru işareti yok. Soracak evet. Fazla da bir şey herhalde bulunmuyor. Peki ben yine bakıyorum henüz daha soru yok. Bu esasında güzel çünkü çok iyi anlaşılmışız. Ben öyle değerli. Ben bir şey istiyorum aslında armatörlerimizden, sigortalılarımızdan özellikle bir şey istirham ediyorum diyeyim. Estağfurullah. Yani boyacınızı gidiyorsunuz görüyorsunuz, çakıtçınızı gidiyorsunuz görüyorsunuz. Sigortacıları da ofislerinde yurt içi veya yurt dışı özellikle ziyaret etmelerini isterim. Peki ben şöyle bir şey sorayım o zaman. Yine aklıma geldi.
Sizce armatörün sigorta şirketleriyle tanışması ya da aynı masa etrafında buluşması ya da birbirlerini tanımaları fayda olur mu? Fayda getirir mi? Ya da Ben bunu bir armatörümüzde gördüm. Bir poliçesini devraldık. İstediğimiz bir sigortacıya klasmanı sigortalayacağız. Telefon açtı, dur bir dakika ya dedi. Ne oldu? Hadi bileti al gidiyoruz dedi. Tamam abi gidelim dedim. Atladı yurt dışına gitti. Nereye gidiyoruz abi? Ya dedi, ben bu adamları görmem lazım. Yani benim tanışmam lazım. Ancak öyle ben ilişki başlatabilirim, poliçe oluşturabilirim. Ve müthiş bir geri dönüş oldu. Yani selam vermeler, selam da gönder. Her geldiklerinde armatörümüze selam söyleyin. Doğru dürüstçe bir hasar yaşanıyor. Yani geçmişinde de tecrübe ettiği bir hasar yok. Buna rağmen o zaman anladım ben armatörün sigortalının sigortacıyı ziyaret etmesinin önemli. Evet. Fark etmemiştim önceden. Evet. Şimdi bizler aynı zamanda brokerlık da yaptığımız için yani kargo brokerlığı kiracı ile Evet. armatörün çok fazla yan yana gelmesini biz istemeyiz ya da kimse istemez. Aa Değişti artık. öyle Değişti. mi? Bilmiyorum tabii ben de aynı şeyi size sorabilirim. Mesela sigorta şirketi ile armatörünüzün yan yana gelmesi sizde müşteri kaybına yol açar mı yoksa aksine ilişkileri daha da güçlendirir ve kurtarır Asla, mı? asla ilişkileri. Yani mesela atıyorum bir hasar çıkmıştır, gri bir bölge oluşmuştur. Nedir? İşte klasta, işte intermediate'da 2 gün kala şu eksik. Şu anda remark vardır, bir şey vardır. Atıyorum şu anda. Alakasız bir konuyla ilgili bir remark vardır ama diyebilir ki senin klasın geçerli değil. Atıyorum şu anda. Ama diyecek ki yok ya Hüseyin Bey'in gemisi bu ya. Ona niye bakayım der. Başını çevirir öteki tarafa bakar yani. Yüz yüzden utanır diyeyim kısacası. Evet, yani bence de doğru bir hareket abi. Bir de ilişkiler bir başlayınca, bir sigortacı bir başlayınca benim gördüğüm minimum 5 sene zaten aynı sigortada kalıyorsunuz. Yani kiracı brokerluğunda bir orada bir orada olabiliyor kontratlar ama ortalama sigortacıda kalma süresi 5 sene. Bu uzunca bir dönem yani uzun soluklu bir ilişki başlıyor. Dolayısıyla bu anlamda tanışılmasını, görüşülmesi sadece kokteyllerde, resepsiyonlarda değil yani direkt o memlekette o sigortacı merhaba ben geldim nasılsınız deyip bir öğle yemeği ısmarlattırmakta fayda var olduğunu düşünüyorum. İster broker olsun, ister brokersiz olsun. Evet. Peki ben yine son bir bakayım. Herhangi bir sorumuz yok. Hoş bir sohbet oldu esasında. Sizin de son cümlelerinizi almak isterim. Yavaş yavaş söyleşimizi kapatabiliriz. Zor bir meslek, armatörlük. Herkese Allah kolaylıklar versin, Allah selamet versin. Bu piyasanın, şimdiki piyasanın armatör piyasası olmasından ekstra kıvanç duyuyorum. Niyeyse, niye diyecek olursanız daha önceden meşhur 2006, 2008, 2005 sıralarında herkes gemi aldı. Ben Deniz bile bir gemiye, armatörlüğe ortak oldum. Manya'yı, Konya'yı gördüm tabii ki. Ama zor bir meslek olduğunu oradan biliyorum en azından. Ama bu dönemde aman aman böyle işte berberi, kuaförü vesairesi falan yatırım yapmadan armatör olan armatörlerin arz ve talep dengesini bozmadan medeni bir şekilde bir navlun gelirleri olması beni çok mutlu ediyor açıkçası. Herkese işlerinde kolaylıklar diliyorum. Ambarlarınız dolu olsun. Kurbanız net olsun. Teşekkür ederiz. Harika. Evet, Kuzey Sigorta Brokerliği AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Emin Yaşacan'dan bu değerli katkılarından dolayı teşekkür ederiz. Hoş bir sohbet oldu. Bu söyleşinin tekrarını koster.org ve YouTube kanalımızdan ve ayrıca tüm etkinliklerimizden haberdar olmak için Koster YouTube kanalına abone olmanızı rica ederiz. Bizi dinlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Başka bir Koster Akademi'de farklı bir konuyla görüşmek üzere. Hoşça kalın.